Selamun Aleyküm Yeni Asya Gazetesi, Euronur TV izleyicileri, İhlas Risalesi programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Programımızın konuğu Yeni Asya Gazetesi yazarlarından edebiyatçı Sayın İslam Yaşar. Sayın Yaşar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Afiyettesinizdir inşallah. Hoş bulduk efendim, afiyetteyiz, sefa bulduk, sefalar bu geldik, sizlere de getirdik. İnşallah bütün afiyetimiz, mutluluğumuz, sefamız ila nihaya devam eder. İnşallah. Amin. Allah razı olsun. İkinci düsturun paragraflarına kaldığımız yerden inşallah devam ediyoruz. Bu paragraf biraz rakamlarla ilgili, toplama ve çarpma ile alakalı. İlk önce okuyalım, sonra inşallah sorumuzu soracağız. Evet, 3 elif ittihat etmezse 3 kıymeti var. Sırrı adediyet ile ittihat etse 111 kıymet alır. 4 kere 4 ayrı ayrı olsa 16 kıymeti var. Eğer sırrı uhuvvet ve ittihat-ı maksat ve ittifak-ı vazife ile tevafuk edip bir çizgi üstünde omuz omuza verseler, o vakit 4444 kuvvetinde ve kıymetinde olduğu gibi hakiki sırrı ihlas ile 16 fedakar kardeşlerin kıymet ve kuvvet-i maneviyesi 4000'den geçtiğine pek çok vukuatı tarihe şehadet ediyor. Şimdi bu paragrafta hem toplama ile ilgili hem de çarpma ile ilgili bazı rakamlar var. Öncelikle bu rakamlar çokluktan kinaye midir? Yani bir durumun sır ihlası kazandığında sonuç olarak çok farklı, yani normal toplamayla çarpmayla elde edemeyeceğimiz kadar bereketli sonuçlar elde ediyoruz mesajını mı veriyor? Yoksa bu rakamların, ki bir önceki paragrafta da 4 fertten 1111 kuvveti maneviyesi. Sanki burada şey de var gibi, o konudaki yorumlarınızı da rica edeceğiz. 3 elif veya 4 ayrı ayrı olduğunda toplama işlemi, ama omuz omuza geldiğinde artık o 1111 oluyor. İşte 3 elif 111 kuvvetinde oluyor. Veya çarpmaya düz bir mantıkla baktığımızda 4 kere 4 16 oluyor. Ama yan yana getiriyor ve bu yan yana getirmeyi, ittihat kelimesindeki anahtar kelimeler de var. Burada ifade ediyor, sırrı adediyet ile ittihat etse diyor. Yani o sayının çokluğuyla birleştiğinde 111 kıymet alıyor. Ve çarpma noktasında da 3 tane atıf var. Sırrı uhuvvet, uhuvvet sırrı, ittihat-ı maksat, maksatların, gayelerin birliği ve ittifakı vazife, vazife birliği, bütünlüğü tevafuk edip uygun düşük bir çizgi üstünde. Yani bu kelimeler sırrıyla normal şartlarda 16 etmesi gerekenin 4444 kuvvetinde ve kıymetinde. Kuvvet ve kıymeti ve bunu atıf yaparak da pek çok vukuatı tarihini şehadet ettiğini, yani bunu ispat noktasında da pek çok tarihi vakanın da bunu delillendirdiğini, kanıtlandırdığını ifade ediyor. Özetlersek bu rakamlar tesadüfen mi seçilmiştir? Çokluktan kinaye olarak mı anlamamız lazım? 1'in, 3'ün, 5'in, 111'in, 4444 kuvvetinin ve bu kuvvete, kıymete ulaşmaktaki anahtar kelimeleri nasıl anlamamız lazım Sayın Yaşar? Buyurunuz. Bugün söze Bediüzzaman Hazretleri'nin son dersinin son paragraflarıyla bakmak istiyorum. Orada bazı tarihi hadiseler var. Zaten sizin naklettiğiniz kısımda tarihi hadiseleri bir atıf var. Rakamlarla o tarihi hadiseler arasında bağ kurmaya çalışacağım inşallah. Cevap endeledi de bir cevap var son paragrafta. Madem mesleğimiz azami ihlastır, değil benlik enaniyet dünya saltanatı da verirse, baki bir mesele-i imaniyeyi o saltanata tercih etmek azami ihlasın iktizasıdır. Bediüzzaman Hazretleri'nin kendi ihlası tabiri caizse bu azami ihlas. Mesela harp içinde avcı hattında düşmanın top gülleleri arasında Kur'an-ı Hakim'in tek bir ayetinin, tek bir harfinin, tek bir nüktesini tercih ederek o gülleler içinde Habib katibine defteri çıkar diyerek at üstünde o nükteyi yazdırmış. Demek Kur'an'ın bir harfinin, bir nüktesinin düşmanın güllelerine karşı terk etmemiş, ruhunun kurtulmasına tercih etmiş diye bir kendi hayatından atıf var. Burada bir ihlasa bağlar. Buradaki atıf
Tarihi hadise Pasinler cephesinde Ruslarla savaştır. Yapmış olduğu hadise savaş sırasında at üstünde top güller arasında yazmış olduğu eser İşaret ile Hicaz'dır. Talebesine at üstünde o manada bunu yazdırırken bunu bir sebebe, bir ihlasi sebebe bağlıyor. Ondan sonra gelen soru biraz manidar. O kardeşimize sorduk, kendisine yani. Bu acip ihlası nereden ders aldın diye soruyor. Demek ki gösterilen ihlas son derece acip. Savaş meydanında her an ölümle karşı karşıya, bir top güllesi, kurşun vesaire isabet edebilir. Buna rağmen Said Nursi oradaki komutanların ısrarla sipere gir ricalarına, çağrılarına sipere girmeyerek mukabele ediyor. Talebesine de kafirusun gülleleri bizi öldürmez diyerek cesaret veriyor ve sipere girmeden avcı hattında top gülleler arasında bir eser yazıyor. Kur'an'ı tefsir ediyor. Burada işte bir ihlas sırrı var. Bediüzzaman tabiri acip bir ihlas var. Ona acaba bu acip ihlas dersini nereden aldı diye sorduklarında iki noktadan diyor. Birincisi, birinci nokta yani, alem İslamiyet'in en acip harbi olan Bedir Harbi'nde namaz vaktinde cemaatten hissesiz kalmamak için düşmanın hücumuyla beraber mücahitlerin yarısı silahı bırakıp cemaat hayrına şerik olarak iki rekat sonra onlar da hissedar olsun emretmiş diye hissedar olsun diye Fahri Alem Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifiyle emretmiş olmasıdır. Madem harpte bu ruhsat var ve madem cemaat hayrına sünnet olduğu halde o sünnete riayet etmek en büyük bir hadise-i dünyeviye tercih edilmiş. Üstad-ı Mutlak'ın böyle bir işaretinden bir nüktecik alarak biz de ruhu canımızla ittiba ediyoruz diyerek Pasinler cephesinde Ruslarla olan harple Bedir Harbi arasında bir bağ kurar. Bilhassa burada cemaat olmanın hassasiyetlerine dikkat çeker. Cemaat olmanın hassasiyeti, cemaatin hayrı, cemaatin sevabı, cemaate iştirak sünnet. Bununla kalmaz, ikinci bir hadise nakleder yine. Kahramanı İslam'ı Ali radıyallahu anh, Celcudiye'nin çok yerlerinde ve ahirinde bir himayetçi istemiş ki namaz içinde huzuruna gaflet gelmesin, düşmanları tarafından ona bir hücum manası hatıra gelmemek, sırf namazdaki huzuruna pek çok olan düşman tarafından bir hücum tasavvuru ile namazdaki huzuruna mani olmamak için bir muhafız ifriti dergah-ı ilahiyede niyaz etmiş. Burada da bir ferdin Cenab-ı Hakk'ın huzurunda namaz kılarken hiçbir dış korku taşımadan halisane Cenab-ı Hakk'a iltica etmek için Cenab-ı Hak'tan bir niyazı var. İki tane tarihi hadise. Tabii şimdi bunu kendisiyle bağlıyor Bediüzzaman Hazretleri. İşte bu biçare. Ömrü bu zamanda hotvuruşluk içinde yuvarlanan biçare kardeşiniz de hem sebebi hilkat-ı alemden hem kahraman-ı İslam'dan bu iki küçük nükteyi ders aldım. Peygamberimizden ve Hazreti Ali'den. Ve bu zamanda çok lazım olan Kur'an'ın esas esrarına ehemmiyet vermekle harp içinde ruhunun muhafazasını dinlemeyerek Kur'an'ın bir harfinin bir nüktesini beyan etmiş diye yine İşaret-i Hicaz'a atıfta bulunuyor. Tabi bu iki tarih hadiseye baktığımız zaman tarih hadiseler gerçekten manidar. Ama önce tabi hareket noktamıza baktığımızda, ihlas içerisine baktığımızda gerçekten orada bakıyoruz. Üç elif var. Yan yana geliyor ve toplanıyor. Tabi bu üç eliften önce bir elife bakmak gerekiyor. Bir rakamına, bir sayısına, bir elife bakmak gerekiyor. Buradaki bir sıradan bir değil. Rastgele bir değil. Alalade bir değil. Nitelikli birdir. Keyfiyet sahibi birdir. Birin hakkını veren bir birdir. Üç elif dedi bir zaman. Bir, bir, bir demedi. Üç elif dedi. Elifin hakkını veren bir. Elif Allah'ın birliğine işaret olduğuna göre
Cenab-ı Hakk'ın Allah ismi elif lafzıyla, harfiyle başladığına göre bak başka pek çok harfin kutsiyetinden söz etmek mümkün. Demek ki burada sayıdan ziyade harf karşımıza çıkıyor. Sadece eliflerin yan yana gelmesi sayı ifade ediyor. Ama üç sayısı da orada tabii manidar bir ifade var. Beş diyebilirdi, on diyebilirdi. Demek ki birden sonra gelen tek rayı üç olması hasebiyle en kolay akla gelen, en kolay sıra zihinde canlanan teşbihi Bediüzzaman Hazretleri kullanıyor. Tabii buradaki bir hareket noktası olarak aldığımızda buradaki bir nasıl olmalı? Elif gibi olmalı. Dimdik, dosdoğru, eğilmeden, bükülmeden ve Allah'ın huzurunda kıyama durmuş bir mümin sadakatiyle ve haysiyetiyle ve hassasiyetiyle Cenab-ı Hakk'ın huzurunda vazifesi neyse onu yapmalı. Yani elif olmanın hakkını vermeli. Elif olmanın hakkını vermek de keyfiyetle değil, kemiyetle değil, elif olmakla mümkün. Elif olmayı keyfiyet sayabiliriz. Demek ki burada kemiyetten ziyade keyfiyet karşımıza çıkıyor. Acaba nasıl elif olmamız gerekir? Nasıl elif olmalıyız dediğimizde işte Hazreti Ali'nin kıssası karşımıza çıkıyor. Öyle elif olmak. Onun gibi bir olmak. Buradaki bir Hazreti Ali gibi olacak. Veya Hazreti Ali'yi örnek alan insanların meydana getirdiği bir tablo, bir tavır. Demek ki burada Hazreti Ali'nin kıssasında hassasiyet nedir? Cenab-ı Hakk'ın huzurunda namaz kılacak. Ama pek çok düşmanı var. Esnaf düşman kaynıyor. Onun Cenab-ı Hakk'ın huzurunda durduğu zaman hareketsiz kalmasından, adeta dünyanın dışına çıkmasından, bambaşka bir manevi aleme girmesinden istifade eden düşmanlar ona zarar verebilir ihtimaline binaen, kendisinde zaten kahramanı İslam, İslam'ın kahramanı, Heybe Kalesi'nin koca kapısını kalkan gibi kullanan bir kahramanlığa sahip, kahramanlığı dillere destan. Eskiden çok anlatılırdı Hazreti Ali cenkleri, küçük küçük kitaplar olarak yazılırdı. Hazreti Ali bu noktada çok bilinmesi gereken bir kahraman İslam. Böyle bir fert ne yapıyor? Allah'ın huzurunda namaza durduğunda ihlasına halel gelmemesi için Cenab-ı Hakk'a iltica ediyor. Ondan muhafız istiyor. Cenab-ı Hak da muhafız ihsan ediyor. İfrit oranın muhafızları diyelim. Demek ki buradaki birlik hassasiyeti, buradaki birin yani üç tane elif yan yana geldiğinde dediğimiz buradaki bir keyfiyet sahibi, nitelikli, kahramanı İslam, İmam-ı Ali, ilmin kapısı, ilim sahibi ve pek çok özelliğe sahip. Dolayısıyla buradaki birin kahraman olması lazım, ilim sahibi olması lazım, müttaki olması gerekiyor. Manada müştemi olması gerekiyor. Yani her an bir başkasıyla birlikte hareket edebilecek noktada olması gerekiyor. Böylece baktığımız zaman demek ki bizim Bediüzzaman Hazretlerinin üç tane bir yan yana gelse üç eder diye bir tabirden ziyade üç tane elif yan yana gelse üç eder omuz omuza vermedi daha. Dolayısıyla buradaki üç rakamıyla üç tane biri değil de elifi söylemiş olması elifin hassasiyetinin, özelliğinin, duruşunun ve muhteva zenginliğinin fertte olması gerekiyor. Yani önce fert, biz üç tane arkadaş bir araya gelelim de 111 olalım demeyecek. O üç tane arkadaşın her biri önce elif olacak. Hazreti Ali gibi olacak. Gerektiğinde Hazreti Ali gibi Cenab-ı Hakk'a iltica edebilecek, kahramanlık gösterebilecek, ilmin kapısı olabilecek, büyük bir şair olabilecek, Celcelite gibi bir şiiri ortaya çıkabilecek büyük bir şair olabilecek. Şair olması bile başka hususiyetleri olacak. Yani donanım tam olacak. Teçhizat tam olacak. Maddi manevi teçhizat. Hazreti Ali cenge giderken kılıcını da alıyor, kalkanını da alıyor, cenge gidiyor ve muzaffer dönüyor. Ama cenge giderken kılıca kalkana güvenmiyor. Kalbindeki imana güveniyor. Allah'ın sevgisine güveniyor. Allah'a iltica ediyor. Ve onun kendisini hıfzedeceğini biliyor. İnancı tam. O zaman buradaki her bir öyle olacaktır. Hazreti Ali gibi olacaktır.
Ben Bediüzzaman Hazretleri'nin tarihi hadiselere duymuş olduğu hatırtan ve ifade eden bazı tarihi hadiseler şahittir dedi çünkü. Hazreti Ali'nin o hadiseyi, oradaki tarihi hadiseyi nakletmesiyle buradaki birin arasında bağ kurmanın faydalı olacağına inanıyorum. Ve buradaki biri sadece bir değil, elif teşbihiyle son derece manadar bir mana yüklediğini anlıyoruz Bediüzzaman Hazretleri'nin. Bire mana yüklüyor. Nedir bu mana? Keyfiyettir. Bir de örnek veriyor Hazreti Ali. O zaman buradaki birler Hazreti Ali gibi olacaktır. Demek ki üç tane böyle yan yana gelmesi maharet ama asıl maharet olan birlerin teşekkülüdür. Birlerin meydana gelmesidir. Birlerin elif olmasıdır. Her bir elif olacak. Ondan sonra yan yana gelecek. Yan yana geldiği zaman zaten toplamı ve çıkarmayı siz ifade ettiniz. Bakıyoruz. Demek ki üç elif ittihad etmezse üç kıymeti var. Yan yana geldiler ama ittihad etmediler. Üç tane elif. Sır adediyet ile. Demek ki burada adediyet sırrı var. Kur'an-ı Kerim'de de rakamların kutsiyetinden söz edilir. Bazı kutsiyetler var. 19 rakamı vesaire gibi. 1, 3, 7, 9, 41 vesaire gibi. Ama bunlar tabii teferruatı farklı olabilir. Demek ki burada sır adediyet, adet sırrıyla ittihad etse 110 bir kıymeti var diyerek birbirlerine yaklaşma, birlikte olma, birlikte telaffuz edilme, birlikte görünme manası ortaya çıkıyor. Demek ki birler bir olduklarında yani üç tane elif olduklarında birbirlerinin aynı olduklarında birbirlerini tamamladıklarında tablo değişiyor. Tablo muazzam bir tablo. Örnek bir tablo. Tarihi bir tablo. Ve tarihe mal olabilecek bir tablo. Yani ne zaman, nerede, hangi şartlarda elif hususiyeti taşıyan üç tane nefer, üç tane kardeş, üç tane arkadaş, üç tane yoldaş birlikte hareket ederlerse, ittihada maksat ederlerse 111 kişinin yapacağı işi yaparlar. Ve o nispetle de başarılı olurlar. Başarının sırrı hem dünyada hem ahirette kendilerine tecelli eder, verilir. Demek ki burada bir artı bir artı bir değil, üç tane elifin yan yana gelmiş olması esastır. Evet, üç tane elif ayrı ayrı yok mu? Çok. Ama kıymeti ne? Bir. Hepsi birer tane. Toplasan üç tane yapar. Ama yan yana gelip bir elif hususiyeti taşıdıklarında 111 kıymet aldıklarına göre yapacakları iş 111 kıymetinde ve kuvvetinde olacaktır. Buradan hareketle birler yan yana geldiklerinde bir topluluk meydana getirdiklerine göre buradaki 111'i cemaat şeklinde addetmek mümkün. Nur cemaati, tarikat cemaati, başka bir cemaat vesaire gibi cemaat şeklinde addetmek mümkün. Demek ki bir ferttir, üç elif cemaattir. Cemaatler 111 kuvveti alabilirler. Adediyet sırrıyla hareket ettiklerinde. Kıymeti alır derken de tabii kuvvet ayrı, kıymet ayrı. İki tane kelime. Kıymet insanların dünyasında yer alan özelliktir. Mertebedir. Mazhariyettir. Verilen değerdir. Kuvvet karşı tarafın gözünde meydana gelen canlanmadır. Hareketlenmedir. Demek ki bir, buradaki kişiler birbirlerine kıymet verecekler. Birbirlerine değer verecekler. Birbirlerinin aynı olacaklar. Birbirleri kendilerle birlikte hareket edecekler. Dolayısıyla kıymet verdikleri nispetle kuvvet alırlar zaten. Kıymet vermezlerse kuvvet almazlar. Onun için her bir elif üç tane ayrı ayrı değil, bir elif olacak. Burada hani üç tane elif de bir elif gibidir. Üç elifin bir elif olması da yine gerçekten manidar. Bediüzzaman Hazretleri bazı talebelerini, birkaç tane talebesini iki bedende bir ruh diye tarif eder. Üç bedende bir ruh diye tarif eder. Bedenler ayrı, ruh aynı. O zaman burada üç tane elif, üç tane bedende bir ruh şeklinde tecelli edecektir. Yani birbirine kıymet verecektir. Birbirine değer verecektir. Kıymetini, değerini o nispette arttıracaktır. O nispette merhale kat ettirecektir. Demek ki burada kıymet verilmediği zaman
usulden bir araya gelmek cemaat olmayı meydana getirmiyor. Cemaat fertlerinin birbirlerine değer vermeleri, saygı göstermeleri, kıymet vermeleri gerekiyor. Kıymet verdikleri nispetle kuvvet alacaklarına göre birbirlerinden kuvvet almaları da gerekiyor. Kıymet verip kuvvet almamak biraz müstahaniliktir. Kuvvet alıp kıymet vermemek biraz vefasızlıktır. İkisi de zaaf. Zaaflar bir araya geldiğinde meziyet meydana getirmez, kuvvet olmaz. Bu zaaf olur. Zaafların çoğalması olur. Zaafların karesi 2, 10. 20. kuvveti olur. Hiçbir şey kazandırmaz. Zaaflar bir araya gelmemeli. Meziyetler bir araya gelmeli. Kıymet bir araya gelmeli. Kuvvet bir araya gelmeli. Kıymet kuvveti acıta tekvil etmeli, tamamlamalı. Bu yönüyle kelimeler de manidar, harfler de manidar ama asıl manidar olan harfe verilen sıfat, yani elif sıfatı ve onun Hazreti Ali ile adeta bir münasebetinin kurulmuş olmasıdır. Tam ihlas demişti kendisine biraz önceki ifadede. Bizim mesleğimizin esası azami ihlastır. Demek ki ihlasın şöylesi böyle azami ihlas. Tam ihlas. O da örneği orada. O zaman burada üç tane elif yan yana geldiğinde de eğer kıymet ve kuvvet verirse ihlaslı oluyorlar. Kıymet ve kuvvet vermezse ihlaslı oluyorlar. Ben bana kıymet verene kuvvet veririm. Kıymet vermeyene kuvvet vermem demek de bir çatlaklığı meydana getirir. Kıymet beklememeli insanlar kardeşlerinden. Kuvvet beklememeliler. Kıymet de kuvvet de ihlasla olacaktır. Allah rızası için olacaktır. Dolayısıyla kişiler birbirlerine Allah rızası için kıymet vereceklerdir. Allah rızası için kuvvet vereceklerdir ve ihlaslı olacaklardır. Ama mütekabiliyet esasını esas alır. Bana kıymet verene kıymet veririm, kuvvet verene kuvvet veririm denirse bu ihlası kaçırır. İhlassız zedeler. Böyle bir hareket ihlası netice vermez. İhlassız bir hareket başarıyı netice vermez. O zaman bir cemaati meydana getiren her bir fert tam bir olacak, tam elif olacak, elifin hususiyetlerini taşıyacak, keyfiyet sahibi olacak, nitelik sahibi olacak, Hazreti Ali'ye örnek alacak, ben Hazreti Ali bir gibi bir olacağım diyecek. Elif olacağım diyecek. Şimdi bir an için hayal ediyorum ben. Hazreti Ali az önceki tarihi vakadan hareketle söyleyecek olursak Cenab-ı Hakk'a iltica etti. İfritlerin yanına geldiklerini hissetti. Düşmandan bir korku kalmadı. Allahu Ekber dedi. Cenab-ı Hakk'ın huzurunda el bağladı. Nasıl bir duruşu var acaba? Tam bir elif duruşu. Onun okuyuşu farklıdır. Niyazı farklıdır. Hali farklıdır. Tavrı farklıdır. Artık o bambaşka bir imam-ı alidir. Öyle olabilmek, oraya gelebilmek, onu hissedebilmek. Üç elif onu hissettiğinde bırak 111'i, belki 1 milyon, bilmem kaç sayısınca sayıların rakamını ifade etmek belki mümkün değil. O kadar kuvvet alır. O kuvvete kuvvet kazanır. Bediüzzaman Hazretleri'nin hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okuyabilir atıflamasıyla, sözüyle, vecizesiyle Hazreti Ali'nin buradaki duruşu arasında bir benzerlik kurmak gerekiyor. Hazreti Ali hakiki imanı elde etmiş bir adam. Kainata meydan okurcasına kainatı arkasına bırakmış. Bütün kainata sen yoksun Rabbim var demiş. Onun huzurunda el bağlamış, namazda durmuş. Öyle elifler 111'i meydana getirir. Ve 111 meydana geldiğinde bir cemaat meydana gelir. Nasıl bir cemaat meydana gelir? İşte orada da Bedir Harbi'nin atıfına bulunduğumuzda orada karşımıza 4444 çıkacaktır. Oradaki atıfa baktığımızda ne var Bedir Harbi'nde? İslam'ın kader harfi adeta. En mühim harfi. Bu harpte adeta kaybetmek, tamamen kaybetmeyi, kazanmak, tamamen kazanmayı gerektiriyor. Mukadderat tabiri caizse. Böyle bir savaşta düşman kalabalık, azgın, kızgın,
öfkeli, silahları çok, bir an için ortaya çıkarak, ortaya atılarak Müslümanlar bir ayda boğma gayreti içerisindeler. Müslümanlar da cehli, gayretli, samimi, az ama o birlerin adedi var ya, çünkü Hazreti Ali de onların içinde, o da orada bir bir, diğerler de onun gibi birer bir, düşmanla savaşıyorlar. Savaş sırasında dikkat çeken bir şey var. Namaz vakti gelir. Namazın cemaat sevabını kaybetmemek için bir kısım cemaatle namaz kılar. Peygamber-i Zişan, diğer askerlerin de, sahabilerinin de cemaat hayrından, cemaat sevabından, cemaatin feyizinden mahrum kalmamaları için onların da nöbetleri cemaatle namaz kılmalarını teşvik eder. Sünnet kolları kullanır. İşte böyle bir harpte cemaat dediğimiz kuvvet kaynağının sayıların bir araya gelmesiyle ve onların birlikte olmalarıyla adeta meydana gelebileceği düşünüldüğünde cemaatin ayrı bir sevabı var. Ayrı bir fazileti var. Ayrı bir kutsiyeti ve ulviyeti var. Bu faziletin, kutsiyetin, ulviyetin cemaatin fertleri tarafından hissedilmesi gerekiyor. İşte orada da o zaman da cemaat kuvveti karşımıza çıkıyor. 4444. 4 tane yan yana gelse 4. 4444 eder ama 4 tane ayrı 4 eder çarpılmadığı zaman. Çarpma ve toplama yok burada. Çarpma da toplama da ikinci kenarda kalıyor. 4 tane 4. Bir kıymet ifade etmiyor. Ama şunu ifade edelim. Eğer 4'ler çarpılırsa 16 eder. Ona ayrıca gelecek. Ama yan yana gelirlerse, buradaki yan yana gelmek de rastgele yan yana gelmek değil. Eğer sırr-ı uhuvvet ve ittihad-ı maksat ve ittifak-ı vazifeyle yan yana gelirse, tevafuk ederse, uygunluk sağlarsa, bir çizgi üzerinde omuz omuza verildikleri vakit 4444 kuvvetinde ve kıymetinde olduğu gibi benzetmeyi devam ettirecek biraz sonra. Bu teşbih. Demek ki 4444 kuvvetinde olmanın yolu nedir? Uhuvvetle, uhuvvetin sırrıyla ve ittihadın hakiki maksadıyla ve ittifak vazifesini, vazife iddia ederek, addederek ittifakı bir çizgi üzerinde, rastgele de değil, arka arkaya falan değil, bir çizgi üzerinde yan yana tıpkı namazlardaki saf gibi durmak gerekiyor. Buradaki namaz atfı ile Hazreti Ali'nin duruşu arasında yine bir bağ kurmak lazım. Namazı tedayi ettirir. Buradaki namazda safların duruşu ile her bir müminin namazda Cenab-ı Hakk'ın huzurunda saftaki duruşu ile Hazreti Ali'nin biraz önceki tarihi hadisedeki haldeki duruşuyla mütenasip düşündüğümüzde dörtler eğri büğrü harf değil. Yine eliflerdir onlarda. Dört tane elif yan yana gelmiştir. Ama her biri dört kuvvetindedir. Üç kuvvetinde dört kuvvetindedir. Çünkü dördün içinde bir var. Dördün içinde üç var. Dördün içinde bir var demek, o dördü meydana getiren her bir ferdin Hazreti Ali gibi biri temsil etmesi demektir. Dördün içinde üç var demek, o dördün içindeki bütün üçler var demektir. Neydi bir? Fertti. Neydi üç? Cemaatti. Fertler cemaati, cemaatleri. Cemaatler neyi meydana getirir? Alem-i İslam'ı meydana getirir. Burada 4444 bana göre alem-i İslam'dır. Allah-u Alem, alem-i İslam'dır. 4 tane dördün aynı çizgi üzerinde uhuvvet sırrıyla, ittihat maksadıyla, ittifak vazifesiyle yan yana gelmesi, uyum içinde olması, uygunluk arz etmesi, ahenk içinde olması, tenasip içinde olması İslam aleminin teşbihidir. İslam alemini meydana getirir. Diğer bir tabirle İttihad-ı İslam'ı meydana getirir. 4444 İttihad-ı İslam'dır. Ama buradaki 4444'ün her bir ferdi, her bir cemaati, diğer cemaatleri de kastederek, fertleri de kastederek söylüyorum. Örnekleri Bedir Harbi'ndeki cemaat ve Hazreti Ali'nin namazdaki duruşudur. Buna nur talebeleri de dahildir. Diğer bütün İslami cemaatler de dahildir. Her bir cemaat, 4 tane
4444'ün içerisinde elbette 4'ün içinde 3 var kastıyla söylediğimizde 4 tane 4 var. Demek ki burada 4 tane 3 vardı diyebiliriz. 4'lerin içerisinde 4 tane ayrı ayrı 3 var. Yani cemaat sayısı arttı. Bir cemaat 4 tane cemaat oldu. Bu 40 tane de cemaat olabilir. 400 tane de cemaat olabilir. Ama eğer buradaki cemaatler Bedir Harbi'ndeki gibilerse ve orada cemaat olmayı mana olarak ifade ediyorlarsa, düşmandan korkmadan, çokluklarından çekinmeden, silahlarının çok olmasından içtinab etmeden eğer sünneti terk etmiyorlarsa, cemaatin sevabını ve faziletini almak için savaşı terk edip cemaatle namaz kılarak tekrar savaşa döndükleri gibi buradaki cemaatler de her biri kendi hizmetlerini oradaki hassasiyetle yapıyorlarsa, oradaki ihlasla, inançla, gayretle yapıyorlarsa ve birbirleriyle namazda beraber oldukları gibi aynı saf çizgi üzerinde omuz omuza beraber olurlarsa kuvvet o nispetle artıyor. Kıymet de o nispetle artıyor. Tıpkı cemaatte olduğu gibi buradaki alem İslam'da da kıymet ve kuvvet yine Allah rızası için olmalıdır. İttifak, ittihat Allah rızası için olmalıdır. Bana falanca cemaat kuvvet veriyor, ben de ona kuvvet veriyorum, mütekabiliyete bağlı olur, ihlaslı değildir. Bana falanca cemaat kıymet veriyor, ben de ona kıymet veriyorum, yine ihlaslı değildir. Madem ki Bedir Harbi'nde namazda duran savaşçılar, Allah'ın askerleri Allah rızası için bir araya geldiler ve cemaatin sevabını aldılar. Biz de cemaatler olarak Allah rızası için bir araya gelelim, birbirimize kıymet verelim, birbirimize kuvvet verelim, cemaat olalım, cemaatler alem İslam'ını meydana getirsin ve alem İslam muzeffer olsun inancı ve ihlasıyla hareket etmek gerekiyor. İşte bu ihlası tamdır. Tam ihlastır. Azami ihlastır Bediüzzaman'ın tabiriyle. Ve insanların başarılı olmaları için bu ihlası, azami ihlası, tam ihlası kazanmaları gerekiyor. Misalden hakikate geçtiğimiz zaman hakiki sırrı ihlas ile 16 fedakar kardeşlerin kıymet ve kuvveti nispeti, kuvveti maneviyesi 4000'den geçtiğine pek çok vukuat-ı tarihe şehadet ediyorlar diyerek tarihi hadiselere atıf işte burada kendisini gösteriyor. Demek ki burada ne var? 4 kere 4 16 eder. 16 fedakar kardeş. 16 fedakar arkadaş. Şimdi 16 fedakar kardeş ve arkadaşı 4400 kuvvet 44 kuvvetinin içerisinde nerede bulacağız ve nereye koyacağız? İşte burada da zannediyorum Allahu alem meşrepler karşımıza çıkacaktır. Cemaatleri meşrepler meydana getirir. Meşrepler de adeta birbirlerine kuvvet vererek cemaate kuvvet vereceklerdir. Dünkü tabirde, bir önceki tabirde kullandığımız gibi mesleğe kuvvet vereceklerdir. Bu yönüyle 4 kere 4 16 eder tabirinden 16 fedakar arkadaş farklı bir kuvvet meydana getiriyor. Halisane bir kuvvet meydana getiriyor. Demek ki çarpmak da burada çok fazla bir kıymet ifade ediyor. Yan yana gelmek gibi olmasa da. Yan yana gelmekte 4444 kuvveti var. Çarpmakta 16 kuvvet var. Ama 16 kuvvet bir araya gelse diyelim buradaki hareket baktığımız zaman 16 fedakar kardeşlerin kıymet ve kuvveti maneviyesi 4000'den geçtiğine. Demek ki buradaki insanlar birbirlerine kuvvet verip birbirlerinden kuvvet aldıklarında, birbirlerine kıymet verip birbirlerinden kıymet aldıklarında çarpma hususiyeti ortaya çıkıyor. 4 kere 4 16 eder dediğimizde 4 kere 4 16 etti kuvvet kazandılar. 4 kere 4 16 etti kıymet kazandılar. 16 ile 16'yı çarptığımızda ne meydana gelir? Bir sayı meydana gelir. Buradaki kıymet ve kuvvet o kadar insanın ama halis insanın, samimi insanın, iyi insanın ve fedakar insanın, faziletli insanın meydana getirebileceği azim bir topluluğu meydana getirir.
Yine burada insanlara atıf da var. İnsanlar da düğüm çözülüyor tabiri caizse. Sayı önemli değil. Hakiki ihlas, tam ihlas, ihlası tam mühimdir burada. Demek ki kişiler, cemaatin mensupları, cemiyetin mensupları, alem İslam'ın cemaat mensupları, cemiyet mensupları, devlet mensupları sırrı ihlası esas alacaklardır. Sırrı ihlası esas aldıklarında bunlar kendisini gösterecektir. Bu yönüyle yine sayılardan ziyade fertler karşımıza çıkıyor. Necip Fazıl'ın bir dörtlüğü var. Der ki, olmasın cenazemde çelengim top arabam. Alsın götürsün beni tam inanmış dört adam diyor. Tam inanmış dört adam. Tercih bu. Top arası ol, top arabası olmuş, cenaze merasimleri olmuş, şunlar olmuş, bunlar olmuş. Ne olacak? Hepsi kabir kapısına kadar Bediüzzaman'ın tabiriyle. Ama tam inanmış dört adam tabutun dört kolundan tutup alıp götürdükleri zaman orada bir ihlas var. O ihlas adeta bu manayı canlandıracaktır. Onun için hakikaten Bediüzzaman Hazretleri buradaki manayı son derece veziz bir şekilde rakamlarla, rakamların teşbihleriyle ve benzer diğer unsurlarla ortaya koyuyor. Burada nur talebeleri ders alacaklar. Buradan cemaatler ders alacaklar. Buradan alemi İslam ders alacak ve alemi İslam İttihad-ı Hakiki'yi, hakiki ittihadı veya İttihad-ı İslam'ı ancak böyle teşekkür ettirebilir. Bunun dışında bir teşekkür almak boşuna gayretten ibarettir. Evet, Allah razı olsun. Yani Elif'e harf gibi bakmak, onun manası üzerinde yoğunlaşmak ve Elif'i fert olarak yorumladıktan sonra 111'i cemaat olarak, 4444'ü de İttihat-ı İslam olarak o cemaatlerin birleşmesi ve burada birleşmenin de altyapısını Üstad Hazretleri ifade ediyor. Uhuvvet sırrı, İttihat-ı maksat ve ittifakı vazife noktaları. Yani bütün bu cemaatler bir kardeşlik sırrıyla aynı amaç doğrultusunda, yani maksatları aynı, metotları farklı olabilir ama ittihat etmesi, yani iman Kur'an hizmetinde ihlası belki baz alması ve ittifakı vazife, belki alt noktada da o vazifesi neyse alt noktada cemaatte oradaki vazifenin birliğine işaret yapması ve bu eğer ahengi, uhuvveti sağlarsak gerçekten geçmişteki Hazreti Ali'nin Bedir Savaşı'ndaki durumlarında pek çok da belki Mute Savaşı gibi hani sayıyla da ilgili işte 3000 kişilik ordunun 100 bin kişi, bir rivayete göre 200 bin kişilik orduya yenilmemesinin sırlarını anlayabiliyoruz. Tabii rakamlar olması gerekenden çokmuş gibi görünce Üstad Hazretleri bir sonraki paragrafta bunun sırrını ifade ediyor. Farklı bir örnek üzerinden yine bir rakam ifade ederek diyor ki bu sırrın sırrı şudur ki, yani nasıl oluyor bu 3 elif 111 4 kere 4 işte 16 değil de 4444 kuvvetinde ve kıymetinde olduğunu bir anda hakiki samimi bir ittifakta, hakiki samimi bir ittifakta her bir fert sair kardeşlerin gözüyle de bakabilir ve kulaklarıyla da işitebilir. Güya 10 hakiki müttehit adamın her biri 20 gözle bakıyor, 10 akılla düşünüyor, 20 kulakla işitiyor, 20 elle çalışıyor bir tarzda manevi kıymeti ve kuvvetleri vardır. Burada her şeyi de ayrıca açıklayacak ama. Şimdi 10 kişi artık 10 ayrı kişi olarak değil, 10 kişinin toplamından hasıl olan 20 göz, 20 kulak, 10 akıllık bir vücuda sahip olduğunu ve belki Üstad Hazretinin zaman cemaat zamanı demesi, kişi işte alim de olsa bir şahs-ı manevi karşısında çaresiz kaldığını ifade eden ifadeleri de belki hatırlamamız lazım. Demek ki burada artık ayrı ayrı fertler olarak değil de bir cemaat olarak, yani Ahmet, Mehmet, Ali, Veli olarak değil bir şahs-ı manevi oluşuyor. O şahs-ı manevi de birinin göremediğini biri görüyor. Birinin duymadığını biri duyuyor. Birinin düşünemediğini belki bir başkası düşünerek bütün resmi, büyük resmi görmüş oluyor diyebilir miyiz? Nasıl açabiliriz bu pasajı? Buyurun Sayın Yaşar. İfadeler birbirini tamamlıyor.
zaten hiçbir kelime rastgele konmuş değil. Hususan seçilerek konmuş. Burada daha önce bir tablo çizmişti Bediüzzaman Hazretleri bize. Bir insan tablosuydu bu. Karşımıza çıkmıştı bu. Ey Risale-i Şakirtler, Kur'an hizmetkarları, sizler ve bizler öyle bir insan-ı kamil ismine layık bir şahs-ı manevin azalarıyız. Böyle bir şahs-ı manevi meydana geldi. Bediüzzaman Hazretleri'nde böyle tahayyüller vardır. Bazen mesela Japon ya da Japonların kuvvetini anlatırken Japon başkomutanının bir muhayyel heykelini tasavvur eder. Hatta Japonlar bunların adeta resmini yapmışlar. Bir bilmem ne adasında bilmem nasıl ayaklar var. Devasa bir görüntü. Demek ki burada şahs-ı manevi dediğimiz hücrelerden, organlardan mütenasip, uyumlu, birbirini tamamlayan bir vücudun meydana gelmesi ve bu vücudun bir şahıs gibi muamele görmesi ise maksat, burada bu şahs-ı manevinin her bir hücresi adedince adeta gözü olacaktır, kulağı olacaktır. Burada artık sayı şey yok, hududu yok. Ve bir araya gelmiş insanlar hududu var. İşte diğer sayılarda bir mana ifade ediyordu. Her bir sayı, rakam, şekil. Burada tabiri caizse çokluktan kinaye ifade edirler diye düşünmek mümkün buradaki sayıları. Demek ki hakiki samimi bir ittifakla her bir fert, demek ki buradaki ittifakın hakiki ve samimi olması gerekiyor. Biraz önceki kıymet ve kuvvet de burada kendisini gösteriyor. Hakiki olmadığı zaman sunilik girecektir. Samimi olmadığı zaman tasannu girecektir. Riya girecektir. Beklenti girecektir. Başka zaaflar girecektir. Demek ki bir araya gelişin sırrı hakiki olmasındadır. İhlaslı olmasındadır. Samimi olmasındadır. Buradaki fertlerin bu maksatla bir araya gelmiş olmaları açıyı değiştiriyor. Yine eski teşbihlerde bilhassa çocuklara masallar anlatırken neler dediler? Varlıklardan söz ederlerdi. Bin başlı bir ejderha, on başlı ejderha, Tepegöz, genellikle Orta Asya Türklerinde Tepegöz çok meşhurdur. Tepesinde üçüncü bir gözü var, arkasında gözü var gibi. Yani bir başta çok göz. Hatta bazen işte bunlar bir vücutta birkaç tane el gibi muhayyel teşbihler yaparlar. Aslında bu muhayyel teşbihler bir ihtiyacın tezahürü, bir beklentinin tezahürü, bir olması gerekenin dileği ve duasıdır diye düşünmek mümkün. Fiili bir dua tabii yani. Şu anda bütün beşeriyette bu var. Bazen insanlar, filmciler kurgu film yaparlar. Yani gelecekte beklediklerini olmuş gibi düşünürler ve olmuş gibi düşünerek adeta onları film haline getirirler. Demek ki bu insanlıkta bir ihtiyaç. Bütün insanlar buna ihtiyaç hissediyorlar ve bu ihtiyacı Türkler benzetmelerle, hikayelerle, alem İslam masallarla, şark dünyasında çünkü masallar daha ön plandadır ve menkıbelerle, batı dünyasında felsefi ucubelerle ve filmlerle bunu yaparlar. Mesela Yunan mitolojisinde Zeus'un almış olduğu şekil gibi. Bu yönüyle baktığımızda demek ki farklı unsurlar, değişik insan tiplerinin ve uzuvlarının meydana geldiği bir farklı insan tipi, farklı özellik taşıyan insanlar zayıflık hissettiklerinde kuvvet ararlar. Kuvveti kendilerine benzeyen varlıklarda ararlar nedense. Ama kendilerine değil, kendilerine benzeyen varlıklarda ararlar. Yani görmek mi istiyor? Bir göz yetmiyor. Tepesine bir göz daha koymayı düşünüyor. Kafasının arkasına bir göz daha koymayı düşünüyor. Düşmanların karşısında kılıç mı sallayacak? İki tane eli ona yetmiyor, beş tane el takıyor. İki tane ayak koyuyor vesaire gibi. Yani insan uzuvlarına farklı benzer uzuvlar ekleyerek kuvvet kazandığını düşünüyor. Bu tabi zahiri ve felsefi alemde meydana gelen bir hal. Dolayısıyla gelecek nesiller bu şekilde şekillendiğinden, bu şekilde onların ruhlarına bazı kuvvet kaynakları verildiğinden bunu şark dünyası masallarla yapar, Türk dünyası hikayelerle yapar, Tepegöz hikayeleri gibi.
Batı dünyası da filozofların ortaya koyduğu felsefeyi değerlendirmelerle yapar. Bu manada mesela Batı dünyasında Zeus'un almış olduğu şekil buna benzer, buna müasildir. İslam aleminde Tepegöz vardır. Şark aleminde canavarlar vardır. Buna benzer şeyler. Demek ki kuvvet aramak insanın ihtiyacı. Bir kuvvete sığınmak insanın ihtiyacı. Burada en mühim hareket noktası kuvveti kaynağından aramaktır. Cenab-ı Hakk'a iltica etmektir. Cenab-ı Hakk'a sığınmaktır. Kuvveti ondan istemektir. Kuvveti ondan isterken de nasıl isteyecek insanlar? Elbette zikirle, duayla isteyecekler. Onun için Bediüzzaman Hazretleri bazı teşbihlerde bin ağızlı bir kişiden söz eder. Bin kulaklı bir kişiden, yüz bin ağızlı, yüz bin dilli, yüz bin kulaklı insanlardan söz eder. Bu teşbihtir tabii. Bu yönüyle baktığımız zaman demek ki bir ağız yetmiyor bazen insana. Binlerce ağızla Cenab-ı Hakk'ı anmak istiyor. Hatta Bediüzzaman Hazretleri'nin teşbihlerinde mevcudat adedince dillerim olsa, bak mevcudat adedince dil ve hepsi Cenab-ı Hakk'ı zikredecek. Mevcudat adedince zikir bir insanın mevcudat sayısınca insan haline getirir. Bir insanken bin insan olabilir. Bu manada binlerce başım olsa, her gün her biri kesilse yine teslim-i silah etmem gibi, imandan vazgeçmem gibi, davamdan vazgeçmem gibi teşbihlerde yine binler adeta sayı çokluğundan kinaye olarak bahislere giriyorlar. Bu yönüyle bir gözle bakmak yetmiyor insanlara. Daha fazla gözle bakmak istiyorlar. O zaman bunun yolu ne? Bunun yolu cemaat olabilmektir. Cemaat olarak hareket edebilmektir. Cemaatin varlığını kendi varlığına dahil etmek, kendi varlığını cemaatin varlığına dahil etmektir. Bediüzzaman teşbihiyle havuzda erimektir. Havuzu kazanmanın yolu havuza girmek değildir. Havuzda suda erimektir. Havuza girmek havuzu kazanmaya yetmiyor. Taşlar da havuzun içerisindeler. Ama havuzu kazanmış değiller. Ama bir damla su havuza damladığında havuzun içerisinde eridiği için benliğini, enaniyetini havuza terk ettiği için cemaate terk ettiği için cemaatin benliği kendi benliği olduğu için cemaatin kıymeti kendi kuvveti, kıymeti kuvveti kendi kuvveti olduğu için havuzu kazanmış oluyor. Bu yönüyle bu manada buradaki teşbih de biraz daha onu tamamlıyor. Hakiki, samimi bir ittifakla her bir fert sahil kardeşlerinin gözüyle bakabilir, kulağıyla işitebilir. Güya 10 kişiden meydana gelen bir cemaatin 10 tane başı varsa 20 tane gözü olacaktır. 20 tane kulağı olacaktır. 10 tane ağzı olacaktır. Böyle bir cemaate gerek, bir insana gerek yok aslında. Ama iki bedende bir ruh manasıyla buradaki sayı teşbihinden hareketle 10 bedende bir ruh manasını göz önünde bulundurduğumuzda kuvvet o nispette artıyor. İhlas o nispette artıyor. Bediüzzaman Hazretleri'nin şarttaki talebeleriyle garttaki talebelerini mukayese ederken orada çoğu alim şu kadar talebeyle yapmış olduğum hizmetten buradaki hizmet daha makbuldur diyerek garttaki talebelerinin ihlasını atıfta bulunarak oradakinden, İstanbul'dakinden ve oradakinden yüz misli daha fazla hizmet ettik demesi ihlasın samimiyetini ortaya koyuyor. 10 tane adam, Emirdağ'da 10 tane adam var çevresinde. Ama karşısındaki mütekallebelere galip geliyor. Varna'da 10 tane adam var. Isparta'da 10 tane adam var. Kastamonu'da belki 10 tane adam var. Ve bunların her birinde karşısında azim büyük vesaire vesaire düşmanlar var. Ama hepsine galip geliyor. İhlasın sırrıyla galip geliyor. Eski memleketimde ve İstanbul'da ettiğim hizmetten yüz misli hizmet ettik derken kastettiği insanlar şunlar. İstanbul'da alimler var. Şekercihan'da kalıyor. Alimler içerisinde. Onlarla oturup kalkıyor. Onlarla konuşuyor. Onlarla hizmet ediyor. Bu şarttaki talebelerin ekserisi de alimdir zaten. Alimlerin meydana getirdiği bir toplulukta
alimlerle yapılan hizmetten çok daha fazlası, ani olarak görülen, masum olarak görülen, marangoz, berber, terzi, çiftçi insanlardan meydana gelen ama ihlaslı olan bir topluluğun hizmeti çok daha fazlaysa, çok daha kıymetliyse, çok daha değerliyse, çok daha kuvvetliyse bu ihlasın sırrındandır. Buradaki teşbih biraz da orayı yer hatırlettiriyor. Sair kardeşlerinin gözüyle de bakabilir. Demek ki bir gözle bakmak değil, belki bin gözle bakabilmek. Cemaat o zaten, şahs-ı manevi o zaten. Yüzlerce insan, dünyanın değişik yerlerinde, belki binlerce insan, yüz binlerce insan dünyanın değişik yerlerinde aynı gözle bakabilecek, aynı kulakla işitebilecek, aynı ağızla söyleyebilecek. Baktığı zaman ne görecek? Allah'ın isimlerinin tecellilerini görecek. Söylediği zaman ne söyleyecek? Kur'an-ı Kerim'in hakikatlerini söyleyecek. Duyduğu zaman ne duyacak? Kardeşlerinin ve diğer müminlerin söyledikleri sözlerin, kelamların, okunan Kur'anların, hatimlerin seslerini dinleyecek. Yani diyelim ki Arabistan'daki bir insan Mescid-i Kebir'de, Mescid-i Nebevi'de, Mescid-i Azam'da, Mescid-i Aksa'da, Kudüs'te ve başka bir yerde bir sure okunurken oradaki insanların dinlemesiyle Çin'de, Amerika'da, Avrupa'da, Türkiye'de, Afrika'da ve dünyanın başka bir yerinde dinlenmesi arasında bir fark yok. Aynı şeyi dinliyorlar. Hani Bediüzzaman Hazretleri Nabi'de nüktesinde cemaate dahil olduğu zaman orada okunan her bir ayetin, surenin diğer müminler tarafından teyit edilerek dinlenmiş olmasını bir kuvvet kaynağı, bir güç kaynağı olarak kabul ediyor ya. Ve Beyazıt Camii'nde başlayan bu muhayyel ve hadise, namazdaki o cemaat olmanın ruhu bir anda bütün İstanbul camilerine intikal ediyor. O da yetmiyor, bütün dünya camilerine intikal ediyor. Kendisi Kabe'nin önünde, Hacer-i Resvet'in karşısında hayal kuvvetini kullanarak birinci safta Allah'a ibadet eder noktada buluyor kendisini. Hayali bu şekilde kullanmalıyız diyor. İşte bu bir cemaat olmanın haleti ruhiyesidir. Bin gözle, milyon gözle bakmanın haleti ruhiyesidir. Milyon kulakla işitmenin haleti ruhiyesidir. Şahs-ı manevidir bu. Hatta o zaman o da yetmiyor. Hücrelerini bir cemaat olarak addediyor. Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar gelecek bütün insanların kurdukları meclisleri, dua meclislerini bir cemaat olarak kabul ediyor. Kendisini onun içinde hissediyor. Ve hilkat boyu, kainat ilk yaratıldıktan kıyamet kopup mahşerde düzleşinceye kadar hilkat boyu yaşanan bütün cemaatlerin kulaklarıyla işitiyor, gözleriyle görüyor, ağızlarıyla söylüyormuş gibi bir kainat mesabesinde insan özelliği kazanıyor. Bediüzzaman Hazretleri'nin insanı kainata, kainatı insana benzetmesi de boşuna değil aslında. İnsan küçük bir alem, alem büyük bir insandır diyor. O zaman alem nasıl büyük bir insan? Daha mütenahi unsurlardan meydana geliyor. Ama her biri birbirine inkiyat ediyor. Her biri ittifak ediyor. Her biri birbirine ittihad ediyor. Bu ittifak ve ittihadın neticesinde kainat meydana geliyor. Ve bir an bile çizgisinden sapmıyor. O kadar itaatkarlar ki. O kadar birbirlerine kıymet veriyorlar ki hudutlarına tecavüz etmiyorlar. O kadar birbirlerinden kuvvet alıyorlar ki kainat o kuvvet sayesinde dönüyor. Cenab-ı Hakk'ın izniyle ve iradesiyle. İşte cemaat olmak böyle bir şey. Buradaki 10 rakamını, buradaki 20 rakamını güya 10 hakiki müttehid adam birbirinin gözüyle bakabilir, 10 akılla düşünebilir, 20 kulakla işitebilir, 20 elle çalışabilir bir tarzda manevi kuvveti ve kıymeti vardır teşbihini kainat mesabesinde genişletebiliriz, büyütebiliriz. Ve kainat mesabesinde bir cemaat karşımıza çıkar. Alem İslam karşımıza çıkar. Ve bu mana hayatımıza öyle bir kuvvet, öyle bir kıymet verir ki her biri Bedir'in ashabı gibi olur adeta. Orada cemaat olmuşlardı ya, hem savaşıyorlar hem cemaat oluyorlar. Cemaatin sevabından ve feyzinden de mahrum kalmıyorlar. Cihadın sevabından ve feyzinden de mahrum kalmıyorlar. Demek ki ihlasın sırrı budur. Yani sırrın sırrı bu.
Sırrın sırrı da çok tabii güzel bir tabirdir. Her sırda bir sır var. O sırrı fark edebilmek. Peki insanlar dünyada bu sırrı yaşadılar. Cemaat oldular. Birbirlerinin gözüyle baktılar. Birbirlerinin kulağıyla işittiler. Eliyle işlediler. Ne oldu? Dünyada başarı kazandılar. Artı ahirette başarı kazanıyorlar. Ahirette bu mana kendisini tecelli ettirecek. Asıl mükafat ahirette. Asıl ücret ahirette. Ahirette adeta bunlar bir atıfta bulunuyor, yatırım yapıyor tabiri caizse. O zaman bu manayı göz önünde bulundurduğumuzda ahiret karşımıza çıkar. Dünya içindeyiz zaten. İhlasın sırrının sırrı ahireti ve dünyayı içine almış olmasıdır. Sır dünya, sırrın sırrı ahiret. İhlas hem dünyayı hem ahireti huzurlu, mutlu, müferrah yapmaya ve Allah'ın rızasını kazanmaya en güzel vesiledir. Bu vesilenin en müessir sebebi de samimi, hakiki cemaat olmaktır. Yani üstadın tabiriyle sırrı uhuvvet ve ittihadı maksat ve ittifak-ı vazife ile bir çizgi üzerine toplanıp cemaat olmak ve cemaatin icablarını yerine getirmektir. Evet, yani bütün espri beni biz yapabilmek aslında. Eğer beni biz yapabilirsek o cemaat şuurunda bir buz parçası nevindeki enaniyetimizi, benliğimizi, fertliğimizi şahs-ı manevi havuzunda eritebilirsek dünya ve ahiret saadeti de beraberinde geliyor, başarı da geliyor. Herhalde bu rakamlar hem çokluktan kinay hem de bu başarılara, bu huzura, bu manevi hissiyata da aslında iki cihanda yaşanılacak ödüllere de bir işaret olarak da belki yorumlanabilir. Çok teşekkür ediyorum Sayın İslam Yaşar. Allah razı olsun. Amin efendim. Allah razı olsun. Hepimizden. Evet, Yeni Asya Gazetesi, Euronur TV izleyicileri, programımızın sonuna geldik. Bir başka programda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olunuz. Cümleten selamun aleyküm.